Sana bunu soruyor. OA doğru parçası. Yarıçap mı? Çap mı? Ne şey düşünebilir miyim? Tabii. Karar veremiyorum ya. Biraz daha Şey yarıçap mı? düşün. Evet. Bak O burası merkez. A da burası. Yani merkezden kenara kadar gidiyorsa buna yarıçap diyoruz. Şuradan kalemimizi alalım. O yarıçap. Tamam. DA. Çap. DA çap. Evet. DA o şekilde ilerliyor. Kenardan gelmiş, merkezden geçmiş, kenara kadar gitmiş. O yüzden çap. CO Yarım çap. yarı çap. BG O şey çap. o da çap oluyor. Evet, gayet güzel. Çapı yarı çapı anladık, değil mi? Yapı yarı çapı anladık. Şimdi bu çemberin bölgeleri var Ömer Hasan. Bölgeleri. Hangi bölge bunlar? İç bölgesi var mesela. Çemberin çizgisinin içinde kalan kısma iç bölge deniyor. Dış bölge çemberin çizgisinin dışında kalan kısma dış bölge deniyor. Bir de çemberin kendisi var ya da çemberin üzeri var. Çemberin üzeri demek de bu çizginin üstündeki noktalar demek. Şimdi sana bunu sormuş. Çemberin içindeki noktalar hangileridir diyor. Ha, yani o halkın içinde. Şu anda içinde G ile O var. Evet, şu anda G ile O var. Çemberin içindeki noktalar. Çemberin üzerindeki noktalar. Çemberin yani şu bunların üzerinde B, C, A ve D. Evet, B, C, A, D noktaları çemberin üzerinde. Çemberin dışındaki Nasıl noktalar. biraz daha kolay D ile E. Evet, F ile E bunlar da çemberin dışındaki noktalar. Tamam. Basıyorum. Tamam. Şimdi buraya geldik. Burada kareli zeminde diyor. Bak, kareli zeminde diye başlıyorsa Ömer, biz bu kareleri sayacağız demektir. Kareleri sayarak bir şeyler yapacağız demektir. Kareli zeminde verilen çemberlerin yarıçap ve çap uzunluklarını yazınız diyor. Mesela bir tanesini, birinciyi ben yapayım. Birinciyi ben yapayım. Bunun öncelikle orta noktasını buluyorum. Bak, çemberin merkezini buluyorum. Sonra merkezden kenara kadar kaç birim var? 1, 2. Yani yarıçap 2. Yarıçap 2 ise çapı da bunun 2 katıdır. Çünkü yarısı olduğu için 2 katı da 4. Yarıçapı 2 birim, çapı 4 birim. Şimdi sıra sende. Alttakinde yarıçapı ve çapı kaç olacak? Ortaya noktayı çizebilir misiniz? Tabii hemen. O yüzden. Ondan sonra oradan şu taraflar çizgi oradan sayacağız. Say bakalım. Bir, iki, üç tane. Evet. O küçük R'yi yazmamız lazım. Üçü. Küçük Ondan sonra 3. Büyük R. üç katı da yani altı oluyor. Evet, iki katı da çap uzunluğu da 6 oluyor. Tamam. Şimdi C'ye bak bakalım. Küçük bir çember vermişler orada da. C'de bir nokta olacak.
Şu taraftan bir tane yapınca bir, yani küçük R'ye bir. Ondan sonra bir katında iki herhalde. Evet, o da iki katı olduğu için iki olacak. Aynen öyle. Tamam. Şimdi geçebiliriz arka sayfamıza. Arka sayfamızda şöyle yaklaştıralım biraz daha. Arka sayfamızda iki tane çember koymuşlar. Ve diyor ki yarıçap uzunluğu 12 santimetre olan özdeş O ve M merkezli daireler, yani bu O merkezli daire diye bundan bahsediyor. M merkezli daire diye de bundan bahsediyor. Bu şekilde birbirine geliyorlarmış. A'dan B'ye kadar olan uzunluk kaç santimetredir diyor. Yarıçapı 12'ymiş bu dairelerin. A noktasından B noktasına kadar toplam uzunluk ne kadardır diye soruyor sana.24 mü? 24 bir tanesi. Yani yarıçap dediği için şuradan şuraya kadar 12. Bak, buradan buraya kadar 12. Buradan buraya kadar da yine yarıçap olduğu için 12. Aynı şekilde burası da 12, 12. Yani kaç yapıyormuş A'dan B'ye kadar?8. Evet, aynen öyle. 48. Hemen bir saniye. Tamam. Şimdi devam edelim. Bunu 48 olarak bulduktan sonra alttaki sorumuza bakalım. Şimdi bu daireler birbirine değiyormuş. Ömer Asaf bak, böyle birbirine şuralarda değmişler. Çap uzunlukları 12, 6 ve 10 santimetre olduğuna göre merkezleri köşe kabul eden ABC üçgenin çevresi kaçtır diyor. Yani aslında sana şunu soruyor. Buradan A'dan C'ye, C'den B'ye, B'den de A'ya kadar şöyle çizdiğimiz zaman bu üçgenin çevre uzunluğunu, toplam uzunluğunu soruyor. Burada A çemberinin çapı 12'ymiş. B çemberinin çapı 6'ymış. C çemberinin çapı da 10'muş. Bir düşün bakalım. Evet, ne oldu? Buluyorum. Tamam. Bulamadım. Bulamazsın mı? Tamam. Hemen bakalım. Şunu şöyle yapayım.
Şimdi Ömer, bak, bizim bu çizdiğim üçgenin çevresini bulabilmek için nereye ihtiyacımız var? Mesela şu uzunluğa ihtiyacımız var. Hatta farklı bir renkle yapalım. Şu uzunluğa ihtiyacımız var, değil mi? Burası nedir? Bak, çemberin aslında yarıçapı. Bu A çemberinin yarıçapı. Çapı 12 ise yarıçapı kaçtır bunun? Yarısını alacağız. 6. Yani buradan buraya kadar 6. Aynı şey burada da var. Buradan buraya kadar da o zaman 6. Şimdi C çemberine bakalım. C çemberinin çapı 10'du. O zaman yarıçapı 5. Yani buradan buraya kadar olan bu uzunluk 5 santimetre. Buradan da yine aynı şekilde yarıçap olduğu için burası da 5. B çemberi de 6 santimetre olduğuna göre ne olacak? Çapı 6 ise yarıçapı 3 olacak. Burası da yarıçapı 3 olacak. İşte şimdi buradaki üçgenin bütün uzunluklarını bulmuş olduk. Şimdi nereden başlayalım? Bir yerden başlayalım. Toplaya toplaya gidelim. Mesela şey rengi alalım, siyahı alalım. Buradan buraya kadar 6, 5 daha 11, 5 daha 16, 3 daha 19, 3 daha 22, 6 daha 28. Yani toplam bu üçgenin çevre uzunluğu 28 santimetre oldu. Evet, bu soru biraz zormuş, değil mi? Tamam. Şimdi senin için biraz daha büyütelim şunu. Burada da iç içe iki tane daire vermiş Ömer. Bir tanesinin çapı 18 santimetreymiş. Büyük olanın çapı. Küçük olanın çapı da 16 santimetreymiş. Bizden AO uzunluğunu ve BC uzunluğunu bulmamızı istiyor. Sonra da birbirinden çıkarmamızı istiyor. Şimdi sence AO uzunluğu kaç olacak? A'dan O'ya kadar olan uzunluk kaç olur? İki İki aralarındaki fark, yani şurası. Hemen de rengimi de alayım. Bu da basmayınca iki şurası. 2 santimetre. Şu B'den C'ye kadar olan şu kısım, yani şu mavi kısım. Yani burası. AO uzunluğu kaç olacak? AO. Bak, burası A'dan O'ya kadar olan nedir? Büyük çemberin yarıçapı. Evet. Pardon. Burası 2 olmayacak. Dur. Onu yanlış düşündük. 2 olmayacak. Çünkü çap diyormuş. Biz yarıçap olarak aldık. Bak şimdi, A'dan O'ya kadar olan uzunluk, A'dan O'ya kadar olan uzunluk büyük çemberin yarı çapı. Dolayısıyla çapı 18'di büyük çemberin. Çapı 18 ise yarı çapı kaç olur Ömer? Çapı 18 ise yarı çapı kaç olur? Şey, bir daha sorar mısın? Bir çemberde çap uzunluğu 18 ise yarı çap uzunluğu kaç olur? İki. Yok yok. Şey, dört mü? Dört. Şimdi çap 18 ise yarıçap 18'in yarısı olacak. 18'in yarısı ne yapar?
Bölünür. 18'in yarısı ne yapar? Kaç yapar? 9. 9 yapar. Tamam. Demek ki Ömer bu şu A'dan O'ya kadar olan şurası 9 santimetre. Küçük olan dairenin çapı da 16'ymış. Peki çapı 16 ise yarı çapı kaç yapar? 8. 8, evet. Yani buradan buraya kadar olan uzunlukta 8 santimetre. İşte bu B ile C arasındaki mesafe de aslında bu iki çemberlerin yarı çapı farkı. Yani 9'dan 8 çıkardığımız zaman burası da 1 santimetre yapıyor. Yani Ömer, şimdi cevap kaç olacak peki? A'dan O'ya kadar, A'dan O'ya kadar 9 santimetre bulduk. B'den C'ye kadar da 1 santimetre bulduk. 9 eksi 1. Sekiz. Evet, 8 santimetre işlemimizin sonucu bulunmuş oldu. Tamam. Şimdi Denizli'ye bakalım. Burada da iki tane birbirine geçmiş çemberimiz var. Yarıçap uzunluklarını da vermiş. Mavinin yarıçap uzunluğu 20'ymiş. Bu kırmızının yarıçap uzunluğu da 16'ymış. O'dan M'ye kadar 30 santimetre olduğuna göre AB kaç santimetredir diyor. Şimdi normalde ne olması lazım? Şu şekilde iki tane çember şöyle ucuca denk gelseler diye, o zaman bunun yarıçapıyla bunun yarıçapını toplardık. Bu iki nokta arasındaki mesafe çıkardı. Ama burada iç içe geçmişler. Dolayısıyla bunun yarıçapıyla bunun yarıçapını toplayacağız. Sonra buradaki 30 santimetreyi çıkardığımız zaman bu aradaki fark karşımıza çıkacak. Hesapla bakalım. Yarıçapları bir topla bakalım, yarıçaplarını.36. Yo, şu 30'u toplamayacağız. Bu OM uzunluğunun toplam uzunluğu. 36. 36. Yani aslında 36 çıkması gerekirken burası ne çıkmış? 30 çıkmış. Demek ki aradaki fark da burayı vermesi lazım bize. 36 ile 30'un arasındaki fark buradaki AB noktaları arasındaki uzunluk. Kaçtır 36 ile 30'un arasındaki fark? 6. 6 santimetre. Tamam. Yani bu A'dan B'ye kadar olan bize sorduğu yer 6 santimetrelik bir uzunluk. Evet Ömer, hangi takımlısın ya? İki tane var. 3 tane mi var? O iyiymiş. Evet. Bir tane Trabzon, bir tane Galatasaray, bir tane Real. O iyiymiş. Real Madrid. Fenerbahçe, siz? Ben de Fenerbahçeliyim. Ne yapacağız şimdi? Evet. Neyse. Olsun bakalım. Al. kalemin düşünebilir Al miyim? al tabi al. Dün de Türkiye'nin maçı vardı. İzledin mi? Yok. İzlemedin mi? Ne zaman oldu? Dün gece vardı. Türkiye İzlanda maçı vardı.
Kaçta? 21'de mi? 21.45'te başladı. Yatmış mıydın? Hangi kanaldı? TRT Spor mu? TV8'de. Aa, onu parayla veriyoruz. Yo yo, parayla değildi ya, normal. MasterChef'ten sonra o Aa. çıktı. Bir daha olacak mı? E tabi grup maçları var. Bir daha olacak da ne zaman olacak bir dahaki maç bilmiyorum. Kaç yaş bitmişti? 3-1 Ha, mi? 3-1 yendik, evet. Tamam. Sen bayağı ilgilisin herhalde futbola. Ama ben pilot olacağım. Pilot mu olacaksın? Pilotluk da güzel ya. İnşallah, hadi bakalım. Hadi o zaman devam. Ömer, burada bir tane kare vermiş. Karenin içinde de bir tane daire vermiş. Kenarları böyle değiyormuş kareye. Karenin çevresi 24 santimetre olduğuna göre dairenin yarı çapı kaçtır diyor. Bir düşün bakalım. Dur şöyle, neyi soruyordu? Dairenin yarı çapı. Dairenin yarı çapını ben sana şöyle çizeyim mesela. Sana sorduğu uzunluk şurası. Şey, yarı çapı 3 mü? Yarı çapı 3 mü? 3, 6, 24. Evet, yarı çapı 3. Yani Evet. 3 şey, yarı çapı şey, çap yok, çap demiyorum. Bunu soruyor, bunu soruyor. Evet, buldun. Güzel. Bravo. Bayağı iyi buldun ya. Bu çevresi 24 ise bunun ne olacak? Şu bir kenar uzunluğu 6 santimetre olacak. Bu da yarı çapta, buradan bakarsak, yani bunun da 6 olduğunu düşünürsek 3 santime 3 santim. Yani bu kenarın yarısına denk geliyor. Evet, güzel. Tam yarı çapı soruyor. Zaten sen de söyledin yarı çapı. Geçebiliriz F'ye. Şimdi burada bir pergel kullanıyor. Bu pergelin ve pergel yardımıyla çizilen çemberde renkli doğru parçalarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir demiş. Yani bu şöyle çember olan şey şu olanı olursa, o zaman diğerlerini de bulacağız. O zaman. Evet, şimdi şu yeşil çizgi 10'muş. Ben sana tek tek sorayım. Renkli doğru parçalarından yeşil olan 10. Yeşil olan. Mavi olan uzunluğu kaçtır? Yeni iş. 20 mi yoksa? Bak, bir yeşil olan şurası merkez, çemberin merkezi. Burası da kenarı, yani yeşil olan aslında bir yarı çap. Mavi olan ne? Diyeceğim. Mavi olan. Bak, o da merkezden kenara kadar gidiyor. Yani o da yarı çap. Üç. Ne olur uzunluğu? Bak, burada yarı çap 10 santim ise burada bu da yarı çap. O da aynı olacak. O da 10. Tabii. Bak, bu çemberde buradan ben kenara kadar çizdim. Diyelim kaç santim? 3 santim ise buradan da çizsem 3 santim, buradan da çizsem 3 santim, buradan da çizsem 3 santim olacak. Merkezden kenara çizilen bütün yarı çapların uzunluğu eşittir. Şimdi bir turuncu var. Ömer Asaf. Fakat turuncu, bak, karşı kenardan başlamış. Merkezden geçmiş. Öbür karşı kenara kadar gidiyor. Turuncunun uzunluğu. Yeni Evet, turuncu da
çap uzunluğu olduğu için 2 katı yani 20. Onu onunla toplasak 20 ediyor zaten. Evet, 10 buradan yarısına kadar, 10 da buradan yarısına kadar 20. Tamam, şimdi toplam uzunluk kaçtır diye sormuş sana. 40. Evet, 10, 10, 20, 20 de burada toplam 40 santimetre bir uzunluğumuz var. Şimdi burada iki tane sorumuz kaldı. Bu sorulara bakacağız. Ondan sonra zaten bu çember konusunun testi gelecek. Bizim de zaten 5 dakikamız kaldı. O 5 dakikada bu iki soruyu da yaparız. Yaklaştırıyorum. Bunların diğerleri silindi. Nasıl şey mi? Yazdıklarımız mı? Evet. Ha, olsun canım, önemli değil. Zaten bir sonraki soruya geçtik. Şimdi burada da çap uzunluğu 18 ve 12 santim olan iki tane çember vermiş. Şöyle adım adım gidelim istersen. Bunun çap uzunluğu, yeşilin çap uzunluğu 18'miş. O zaman yarı çapı ne yapar? Yani A'dan O'ya kadar ne yapar? Şey yapar. Hesaplamış. Dediğini unuttum da bir daha sorar mısınız? Bu yeşil çemberin çapı 18 ise yarı çapı ne yapar? O zaman o 18 ise yarı çapı şey 2 değil mi? 2'ye böleceğiz işte, yarısı yani. Yani 18'de 2'yi böleceğiz. Evet. 9. Evet, 9. Tamam. Şimdi yani A'dan O'ya kadar olan kısım neymiş? 9. Şöyle kalemimizi alalım. Burası 9. O'dan K'ya kadar olan kısım da yarıçap. Burası da 9. Şimdi geldik maviye. Mavinin de çapı 12 santimetreymiş. O zaman yarı çapı ne yapar? 2. Yok, 2 değil. Yok, 1. 1. 1 değil canım. Çapı 12. 12. Çap 12. Yarı çapı kaç? Mavi olan ama. Mavinin çapı 12'ymiş. Yarı çapı kaç? Ne yapıyoruz? Çapın yarısını alıyoruz. Çapın yarısını alıyoruz. Yani 12. Çap 12. Yarı çap. Aklım karıştı. Yarısını alıvereceksin ya Ömer. Şey 14 mi? 12, 12. 12'nin yarısı. 12'nin yarısı kaç? Yarısı 4 mü, 2 mi? İşte 12'nin yarısı kaç? Yarısı deyince 2'ye bölünmüyor mu? 2'ye böleriz yarısı deyince. Ha, 7. 7 değil. 14'ün yarısı 7 yapar. 12'nin yarısı? 13. Hayır, 12'nin yarısı. 12'nin içinde kaç defa 2 var? 7 değil mi? Değil işte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12'nin yarısı 6. Evet, demek ki burası da 6'ya 6'ymış. Yani yarı çap 6 olduğu için 6'ya 6'ymış. Şimdi bize demiş ki A'dan B'ye kadar olan uzunluk toplam 62'dir. KL kaçtır? Şimdi A'dan K'ya kadar 9, 9, 18.
L'den B'ye kadar da 6, 6, 12. Biz bunları toplarsak 30 santimetre yapıyor. Aradaki farkı alırsak da 62 ile 30'un arasındaki farkı alırsak da çıkardığımız zaman ne olacak? 2'den 0 çıktı 2. 6'dan 3 çıktı 3. Yani 32 santimetre bu arada kalmış olacak. Ömer, çap verdi. Yarı çap istiyorsa hemen ikiye böleceğiz. Mesela çapı 10 verdi. Yarı çap istiyorsa onun yarısı 5. Veya çap verdi. Diyelim ki 16. Yarı çap istiyorsa 16'nın yarısı 8. İşte çap verdi 24. Yarı çap istiyorsa 24'ü ikiye bölüyoruz. 12. O şekilde yarı çapı bulmuş oluyoruz. Hadi bakalım Ömer. Şimdi kapanacak. Şurada bir sorumuz kaldı. Bir de arkasında testlerimiz var. Kitabını aldığın zaman bunları da ödev olarak veririz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Haydi bay bay.